Olmazsa bu proje iptal olur. Nasıl? Ama bu proje mis gibi işliyor. Çocuklar okullarına gidiyorlar, geliyorlar. Hatta heyet geldi, inceledi bu çocukları. Hafta sonu izni bile çıkardılar. Evet, haklısınız İnce Hanım. Başka okul bulmazsa bu proje iptal olacak ne demek? İnce Hanım, okul sahibiyle çözmeniz gereken bir durum bu. Bize belki ulaştığı takdirde işleme koyarız. Elimizden gelen bu. Okul sahibi mi? Evet. Tabii ya, Emir Bey. Evet, Emir Bey. Ya kızlar, benim telefonumu gördünüz mü? Hocam burada. Ha, harikasın. Hocam. Canım. Ne olacak şimdi? Biz okuldan mı atılacağız? Sence bende buna izin verecek göz var mı? Bu odanın meselesi neymiş peki? Durduk yere okul satın alıyor. Resmen derdi bizimle. Nasıl yani? Yani okul satın alıyor, anında bizi şut diyor. Size normal geliyor mu bu? Ay şimdi sen öyle söyleyince bana hiç normal gelmedi. Dur bakalım. Neyse. Anlayacağız birazdan neymiş derdi. Siz evde kalıyorsunuz. Eve kimseyi almıyorsunuz. Kahvaltı, sonra ödevler. Tamam. Hadi öptüm sizi. Bay bay. Bu Emir midir ne karın ağrısıysa? İnce Hoca gibi bir kayaya çarptı vallahi. Allah yardımcısı olsun. Dinliyorum. İnce Hanım'a bakanlığa yapmış olduğunuz başvurunun bilgisi ulaşmış. Neden? Neden Hakan? Mahkumların atıldığı kesinleşene kadar kimse duymayacak dememiş miydik? Kadın resmiyette projenin başında iki kişi. Bilgi vermeleri normal. Bu hiç iyi olmadı. Şu iş hallolana kadar kimse duymamalıydı. Emir Bey nerede? İçeride toplantıda. Bir saniye haber vermem lazım. Ben geldiğimi kendim haber veririm. Lütfen bir saniye durur musunuz? Kusura bakmayın Emir Bey, engel olamadım. Ben size sordum değil mi? Amacınız ne dedim? Böyle mi olacak? Yani siz arkadan sinsice bakanlığa yazılar yazacaksınız. Ben de sonradan öğrenip bunun savaşını mı vereceğim? Hayır tamam, istediğiniz buysa tamam, ben kabul ediyorum. Siz devam edin. Ben hemen dönüyorum. İzninizle. Dışarıda konuşalım mı? Evet, sizi dinliyorum ben. O kadar çok soru sordunuz ki. Hangi birinden başlamamı istersiniz? Bu çocuklardan ne istiyorsunuz? Niye gönderiyorsunuz onları okuldan? Okul benim değil mi? İstediğimi yaparım. Ya yaparsınız, yaparsınız da niye? Koskoca İstanbul'da okul mu kalmadı alacak? Niye bu okul? İnce Hanımcığım, istediğim okulu alırım. Ve ben özellikle bu okulu seçmedim. Ben bir iş adamıyım. Bahsettiğiniz okul, bu öğrenciler gelmeden önce İstanbul'un en saygın okuluydu. Ben de şimdi okulu tekrar ayağa kaldıracağım ve eski saygınlığına kavuşturacağım. Tek derdim bu. Bu çocuklar ne olacak peki? Ya bunlar pırıl pırıl öğrenciler. Bu okul onların hayatlarındaki tek umutları, hayalleri. Bakın, gerekirse size bunun için yalvarırım. Gerçekten yaparım bunu. Bu çocuklar için her şeyi yaparım. Ben şimdi az evvel basarak böldüğünüz toplantıya dönmek zorundayım. Müsaade ederseniz. Bakın. Eğer bu çocukları gönderirseniz tam 7 çocuğun hayatını bitirmiş olacaksınız. Yalvarıyorum size, ne olur biraz daha düşünün. Bir şans verin. Sadece tek bir şans verin onlara lütfen. İnce Hanım. Siz gitmediniz mi hala? Siz ikna olana kadar gitmeyeceğim. Lütfen benim konuşmama izin verin. Aç mısınız? Yani konuşmama izin verecekseniz, evet açım. Hadi gidelim o zaman. Alayım ben onları.
Teşekkürler, sağ olun. Tamam, konuşacağız. Konuşacağız, sakin olun. Duyu, siz erken ben anlatmaya başlayayım. Peki, dinliyorum. Çok büyük bir yanlış yapmak üzeresiniz. Yani şahsınız adına pişman olacaksınız. Ah, bunu keşke yapmasaydım falan diyeceksiniz demiyorum. Sizi tanımıyorum. Ama bu çocukları tanıyorum, tanımaya çalışıyorum. Ve hayatta onların daha fazla pişmanlık duyacakları şeyler yapmamaları için çırpınıyorum. Burada bir böleceğim sizi izninizle. Tabii, buyurun. Ben de sizi tanımıyorum İnce Hanım. Ve en çok da şeyi merak ediyorum. Siz bu projeye ne zaman başladınız? Ya da siz mi başlattınız? Yoksa Perihan Hanım'la birlikte mi karar verdiniz? Ha yok, Perihan Hanım'ı yeni tanıdım ben. Yani şöyle oldu. 3 sene önce bu fikir aklıma geldiğinde ben çalışmalara başladım. Ama malumunuz bütün kapılar yüzüme kapandı. İşte sonra Onur, Perihan Hanım'ın oğlu, ıslah evine girdiği zaman haberleri oluyor projeden. Bana ulaşıyorlar ve birlikte çalışmaya başlıyoruz. Şöyle düşünebilirsiniz. Yani Onur için başlatıldı proje diye. Ya aslına bakarsanız evet, onun anne babasının gücüyle başladı ama inanın sadece Onur değil. Onur vesilesiyle 6 çocuk daha bu şansı yakalamış oldu. Yani siz Onur'u bu okulda tanıdınız, öyle mi? Tabii canım, Onur'u ve diğerlerini aynı anda. Tamam, bölmüyorum artık sizi, dinliyorum. Buyurun. Ya bu okul bu çocukların her biri için. Gelecek, umut, her şey. Ya biliyor musunuz, bana artık hemen hemen her gün başka şehirlerdeki ıslah evlerinden mektuplar geliyor. Onlarca mektup geliyor. Diyorlar ki inşallah bu proje başarılı olur. Biz de seneye sınava gireriz, kazanırız ve bizim de bir umudumuz olur. Ben hiç bu açıdan düşünmemiştim olayı. Bir yandan sizi de anlıyorum. Yani siz de haklısınız. Yani sonuçta siz bir iş adamısınız. Sizin hedefiniz ileriye gitmek, büyümek, işte daha çok paralar kazanmak, yatırımlar yapmak. Buna da hakkınız var elbette. Ama işte bazen de hayatta yalnız olmadığımızı hatırlamamız gerek galiba. Yani bence en büyük yatırım insana yapılan yatırım. Yani siz diyorsunuz ki yatırımınızı bu çocuklara yapın, öyle mi? Ne kaybedersiniz? Yani evet, belki çok paralar kazanmayacaksınız ama bir insanın hayatını kurtarmış olacaksınız. Bu sizi mutlu etmez mi? Etmez mi? Tabii ki eder. Ama siz öyle bir konuşuyorsunuz ki sizi sadece bu mutlu edermiş gibi. Yani o iştahla, o heyecanla konuşuyorsunuz. Nasıl anlatayım? Maddiyat ve maneviyat. Yani bence hayat seçimlerimizden ibaret ve ben maneviyatı seçtim, o yüzden buradayım. Ama işte sizin de bu düşünceye çok uzak olmadığınızı hissediyorum. Allah Allah. Nasıl kapıldınız ki böyle bir hisse? Karşımdasınız ve dakikalardır beni dinliyorsunuz. Anlamaya çalışıyorsunuz. Ya tabii bilmiyorum. Yani belki de yanılıyorumdur. Belki de yanılmıyorsunuzdur. Teşekkür ederim. Size de zahmet oldu, buralara kadar getirdiniz. Rica ederim, lafım olur hiç. Siz biliyorum bir gece daha düşünüp öyle karar vereceğim dediniz ama yine de şöyle küçük minicik bir şey söyleseniz iyi bir şey benim için. Siz bu gece rahat rahat uyuyun. Yarın okulda konuşuruz. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.